Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rengarenk, çeşit çeşit çocuklarınızla beraber süsleyebileceğiniz harika danıtlar yapacağız. Özellikle çocuklarınız bu danıtlara bayılacaklar. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, donutlarımızın hamuru için yoğurma kabına 2 yemek kaşığı toz şekeri ve 2 yemek kaşığı toz pakmayayı alıyorum. Daha sonra ocakta biraz ısıtarak ılındırmış olduğum klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı sütü koyuyorum ve malzemeleri çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine temiz ve kuru bir bez kapatarak ön mayalanma işleminin gerçekleşmesi için bu şekilde 5-6 dakika bekletiyorum. 5-6 dakikanın sonunda üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi mayamız aktif hale gelmiş ve kabarmaya başlamış. Şimdi içerisine yine 3 yemek kaşığı toz şekeri ve 2 tane yumurtayı ilave ediyorum. Oda ısısında çok güzel bir şekilde yumuşamış olan 100 gram tereyağını da ekliyorum. Daha sonra bir paket vanilya ve çok az bir çimdik de tuz ekledikten sonra malzemeleri yine bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra artık çırpma telini bırakıyorum ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı kesinlikle değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan bir yandan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Gördüğünüz gibi ben unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurdum yaklaşık 7 su bardağı kadar un kullandım. Hamur yoğurma kabımda toplandıktan sonra şimdi tezgahıma bir miktar un serpiyorum ve hamuru tezgaha alarak iyice özdeşene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ve tezgahta da iyice özdeşene kadar yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabıma alıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu gördüğünüz gibi ve şimdi hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Evet, yaklaşık 45 dakikanın sonunda hamurumu açıyorum. Çok güzel bir şekilde mayalanmış gördüğünüz gibi. Narince havasını alıyorum. Daha sonra tezgahımı hafifçe unlayarak hamuru tezgahıma alıyorum ve yoğurarak toparlıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra bir merdane yardımıyla ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde yaklaşık 1 santim kalınlığında açıyorum. Hamurunuzu tek seferde açmaya zorlanırsanız hamuru ikiye ayırarak iki seferde de açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi merdane yardımıyla hamurumu açıyorum. ve istediğim inceliğe geldikten sonra gördüğünüz gibi bir kurabiye kalıbıyla kesiyorum. Ben bugün danıtlarımı küçük yaptım. Daha büyük bir kalıp kullanarak orijinal danıt büyüklüğünde de yapabilirsiniz. Aynen gördüğünüz gibi hamurumu kalıpla kesiyorum. Ve hepsini kestikten sonra daha küçük bir aparatla aynen gördüğünüz gibi ortalarını kesiyorum. ve daha sonra kullanmak üzere hamurdan artan parçayı kaldırıyorum ve ortalarındaki küçük parçaları da alıyorum. Ve ilk danıtlarımız hazır. Daha sonra üzerine temiz ve kuru bir bez kapatıyorum ve bu şekilde 45 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet, hamurlarımı gördüğünüz gibi 45 dakika üzeri kapalı bir şekilde dinlendirdim ve artık açıyorum. Bu arada kenarlarından çıkan hamurları da aynı şekilde hazırladım. Üzerlerini kapattım ve onlar da aynı şekilde dinleniyorlar. Bu arada tavaya bolca yağ aldım. Ocağımın en büyük gözünde kısık ateşte yağımı kızdırdım. Fakat gördüğünüz gibi yağım ısındı. Yalnız çok kızgın değil. Yağım ısındıktan sonra içerisine danıtları bırakıyorum ve ocağın altını harlı bir şekilde açmadan ocağın büyük gözünde kısık ateşte danıtları kızartıyorum. Bir tarafları nar gibi kızardığında gördüğünüz gibi ters çeviriyorum ve diğer taraflarını da aynı şekilde kızartıyorum. İçlerinin de pişmesi ve hamur kalmaması için söylediğim gibi çok harli ateşli değil büyük ocakta kısık ateşte danıtlarımı kızartıyorum. Önlü arkalı kızaranları tavadan çıkartıyorum ve bütün danıtlarımı aynı şekilde kızartarak tamamlıyorum. Evet danıtlar soğurken ben de bu arada çikolatalarını hazırlayabilirim. Küçük bir sos tenceresine bir miktar su koydum ve tabağın altı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştirdikten sonra kaseye 150 gram kadar çikolata aldım. Sütlü çikolata ve beyaz çikolata kullandım. Çikolatanın üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyduktan sonra her iki çikolatamı da aynı yöntemle benmeru usulü erittim ve çikolatalarım hazır. Artık danıtları süsleme işlemine geçebiliriz. Gördüğünüz gibi ben bir kısmını sütlü çikolataya bir kısmını da beyaz çikolataya batırdıktan sonra servis tabağına alıyorum. Süsleme kısmı tamamen sizin zevkinize ve isteğinize kalmış. Ben çikolataya batırdıktan sonra biraz pasta süsü kullandım. Biraz da üzerlerine fıstık serpiştirdim. Bazılarının üzerine de çikolatayı sıkma torbasına koyduktan sonra şeritler şeklinde sıktım. Fakat söylediğim gibi tercih tamamen size kalmış. Ben şimdi danıtlarımı süsleme işlemini tamamlıyorum ve servise hazırlıyorum. Evet, danıtları süsleme işlemini tamamladım. Çikolataları donana kadar biraz dolapta beklettim ve artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi ben bugün küçük küçük yaptım. Fakat sizler daha büyük bir kalıp kullanarak orijinal boyutunda yani daha büyük yapabilirsiniz. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta süsleme işlemini çocuklarınızla yapabilirsiniz. Çok güzel bir aktivite olur gerçekten ve emin olun çocuklarınız bu lezzete bayılacaklar. O yüzden. Mutlaka bu tarifi denemelisiniz diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için Bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.